Dünyanın ilk ve tek sakin adası ünvanına sahip olan Gökçeada'da tatilini tamamlayan vatandaşlar dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında insan ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Anonim Şirketi'nin online bilet sistemi uygulamasından haberi olmayan vatandaşlar bu duruma isyan etti. Gökçeada iskelesinden öğle saatlerinde kuyruğa girdiklerini ve gece saatlerinde ancak Kabatepe Limanı'na gidebileceklerini öğrenen tatilciler yetkililerden çözüm bekliyor. Saatlerce sıra bekleyen vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi. İstanbul'dan Gökçeada'ya gelen bir kişi olarak rahatsızım. Şöyle rahatsızım. Daha önceki zamanlarda online sistem diye bir uygulama yoktu. Her gelen araç sırasını bilirdi. Ne zaman sırası geldiği zaman da gemi sırasına göre gemiye binerdi. Fakat bu birkaç senedir yeni bir uygulama. %60 online sistemle %40 sıradaki arabalara bir uygulama şeklinde bir çalışma sistemleri var. 100 tane araç alan bir gemi 70 tane online sistem. 1 saat öncesinden online'den bilet alan bir vatandaş 3 saat 5 saat kuyruk bekleyenden daha önce gemiye binebiliyor. Ben bugün 12'de geldim. 9'da binebileceğim söyleniliyor. Yani bu uygulamadan son derece rahatsızlık duyuyorum. Online uygulamasından şikayetçiyiz. Neden şikayetçiyiz? Şunun için, Nasrettin Hoca'nın dediği gibi ye kürküm ye dünyası olmuş. Parası olan geliyor, bastırıyor, binip gidiyor. Parası olmayan fakir vatandaş 7 saat, 8 saat, 10 saat ben bir de geldim. Bir de anca binebilirsin diyorlar. Yani 12 saat burada bekleyeceğim. Yani Kabatepe'den merkeze geldikten sonra burada bir sosyal tesisin olmamayız. İnsanların 10 saati, 12 saati, 15 saat bekleyerek gideceği bir tuvalete doğru dürüst olmaması çok sıkıntı veya yetersiz olması, kirli olmasının noktasında ben bunu doğru bulmuyorum. Her yıl tatil dönemlerinde aynı sorunların yaşandığı Çanakkale Boğaz ve Adalar hattı için vatandaşlar çözüm bekliyor.